donc, krizleri hayvan camiası hiç rahat oturamadık. Yeni saldırı var. Paralı saldırısı. Hemen anlıyor yüklediğimi. Medya patronu ve dünya çapı çıkıp bakacağız neler oluyor. Tam ben namaz kılarken işlem üçü birden kondu be. Aynı zamanda güce bak be. Gidip bakalım bunlar neymiş. Güce bak Kadriye Paspas ve Fuat Abri. Bir, iki, üç peş peşe kondular böyle. Çevirmek için rüzgarı. Bok var mı lan burada? Ne bu pazar günü servis yapan ne be? Doğa Koleji pazar mı çalışıyorsun? Bu ne Altur? Bu ne lan? Çıkar çıkmaz bir hayvanlı. Bu ne be? Yeni bir tip. Tık, biz paspas kullanmıyoruz. Bir paspas dergisi açtırdık yeter. Ay! Tadilat. Selam arkadaş, tadilat. Yok. Yaya geçidinin üstünde duruyorum be. He? Yaya geçidinin üstünde duruyorum. Ne oldu kanka? He? Yaya geçidinde ne zararı var? Zararı mararı yok yani, kanunen yasak. Git Kadriye Hanan ve Fuat babanla sandviç yap. Alışık onlar ailece. Tesadüfe bak, biz çıkarken işlem kapısında konuşacağım biliyor çünkü. Ne zararı var be? Kanun varmış bize ne? Bizim arkamız sağlam. Güçlü. En azından otobüsleri gitmiş. Eve dönünce neleri bekliyor mu bakacağız. E bakalım. Ne olacak, bir şey olmaz be. Devlet kanunu boşuna koymuş. Biz dinlemeyiz o kanunu. O kanun saçma bir şey. Yaya geçidinin üstüne park. Tam zamanında geri geldik. Hem silah. Hala orada. Ben gelince kalktı. Ve tesadüf beni bekliyormuş. Daha önce hiç yaşamadık. Nereden biliyor lan geleceğimi bu? Ezandan olabilir. Bense hiç ezan düşünmüyorum yani gelirken. Tesadüfen okuyor her seferinde. Bunu söyleyeyim bu millete. O zaman belki yaşadığım her şey tesadüf be. Benim tahminim böyle. Bunlardan kim en çok insana kıyarsa böyle, onlara piyango. Olabilir. Boş arazileri görüyoruz. Piyango, loto, şansopu, ne varsa. Evet, görüyorduk başka yerlerden şeylerle oynayanlar. Kimler görüyorduk. Ötekiler tek tük alıyor. En çok beş. En çok 10 diyelim. Fakat bunlar sağlama alıyordu.
böyle desteğiyle geliyordular yatırmak için. Nereden lan bu para? Sadece tek oyun değil, hepsine desteğiyle deste kadar milli piyango. Arkadaş ne iş yapıyorsun? Emekliyim. Evet, onu da öğrendik öyle. Aynen böyle. Arabada kalktım. Zaten bu şey geldi. Ana plakalı bir poşetle geldi buraya. Sonra gitti. Dedim nereye gidiyor? Baktım oradan. Camiyi falan geçti. Çok uzak yerde adam. Sonra öğlen bunlar kondu. Ben burada iş yaparken. Doğa Koleji Bostancı. Çok uzak be arkadaş. Bostancı buraya. Bostancı'ya giden yolu da biliyoruz yani. Çok gittik. Buradan sen çık. Zor varırsın. Böyle trafik var. Zor iş arkadaş. Akşama giriyoruz. Yeni aktör. Daha önce burada bulundum. Hiç buraya ait değil. Aynı tezgahlardan. Peki oraya daha önce park etmiş olan komşular nereye gitti ya? Alo. Yer lazım. Baş üstüne. Tam akşama yaklaşırken yeni bir aktör, sonra parazitleri de gönderecek belki. Bu akşam satanist gecesi 12'den sonra. Şimdi bu taşıtların neler yaptığını mantıken ve işlemini görerek deşifre edeceğim. Bende göz var, mantık var. Aynen anladığım gibi birisi bunları, hayvanları sabah yönetiyor burada ileri geri. Ve etrafa bakınca bir saate yakın kapalı eczanenin pazar önünde duran ve şu an konuşuyorum diye buraya konulan kedinin nasıl yönlendiğini gördüğün gibi bu şeyleri de görüyorum. Çünkü daha önce yaşadığım şeyler. Yüzlerce kez. En son buradan koşturulan, bana saldıran, havlayan köpeğin birisi tarafından yönetildiğini bildiğim gibi ve köşeye gidip orada hayvanat Zeynep'i bulduğum gibi. Köpek oraya çömeldi. Hayvanat Zeynep onun karnını öpüyordu. Alışmış oradan aşağıdan öpmeye. O yüzden bunları da anlatacağım şimdi. Bu taşıtların ne yaptığını. Mantıken tahminen ve gördüğüm şeylere dayanarak. Çünkü bu taşıtları çok gördüm ben. Arka sokaklarda, şurada, burada. Aynen buradan diğerlerinin topladığı gibi çişleri mişleri altlarına topluyorlar. Toksoplazmaları. Yetmezmiş gibi evimizin etrafına yapılanlar. Ve hayvanlar, yemin ederim size, bunların tekerleklerinin ilerisine sıçıyorlar. Bunlar da çıkarken onları çiğniyor. Arka sokaklardan çekimim var. Bunun işi buraya toksoplazma taşımak. Neden? Çünkü daha önce belirttik bu kafesin önündeki kanalları, şuradaki kanalları. Şu servisin her zaman biliyor da oradaki kanallarını. Biliyorlar yani. Kanalları biliyorlar bunlar. O şekilde kanal yoluyla bu toksoplazma şeylerini gönderiyorlar. Şimdi bu neden burası benim için en büyük sorun? Çünkü bu yerde çok kanallar var. Kablo kanalları, diğer kanallar, kanalizasyon, şu bu. Hepsi orada. Bu da zaten kanalizasyon kanalının üstünde duruyor.
tekeriyle. Çünkü burada daha önce gaz kaçağı da olmuş, gaz kanalı da. Tüm kanallar buradan gidiyor ve buradan her odaya giriyor. Şimdi akşam yaparken orada hissettim yani ayaklarımla kaşıntı o odadan. Toksoplazma gönder bir kez. Diğeri de hepsi bu holding servislerin bu iş içinde yani. Hem okul çocuklarına, hem işçilere, bunlar her yere toksoplazma dayatacak. Bunların işi bu. Bütün bu hayvanların da. Bu yayılmak isteniyor. Tüm millete. Böylece bunu da deşifre etmiş oldum. Bu taşıtların nasıl işler yaptıklarına. Bu taşıtların durdukları yerlerde her zaman kediler kaynıyor. Topluyorlar. Sonra geliyorlar. Pazar günü ne var? Neyden buraya geliyor yani? Pazar günü. Veya bu servis. Nöbetleşe. Biri gidiyor, biri geliyor. Bu çoktandır burada. Ataşehir miydi? Neresiydi? Yok. Bostancı galiba. O kalktıysa başkasıdır. Sürekli. Nöbetleşe. Birisi yönetiyormuş gibi. Veya planlıymış gibi. Bu şeylerin işi bu. Ve buradaki işbirlikçilerden istedikleri zaman bu yönetenlerin orayı boşaltıp yerine bunların geldiğini sık sık görüyoruz yani. Sık sık. Pazar gecesi bir yere gitmiş falan değil. Arabasını çekti başka yere park etti. Buna yemin ederim. Bunu kaç kez gördüm ben. Evet. Karşıda park ediyor çoğu. Şu karşı yoldan. Hatta para bile ödüyorlar İspark'a bu işlem gerçekleşsin diye. Bunu burada deşifre ediyorum. Saldırı olduğu için. Bazen tuhaf tuhaf plakalar geliyor. Ta nereden be? Ta hangi şehirden? Bu da öyle biri olabilir yani. Böyle bir tane yapışmıştı buraya. Aynısı olabilir. Sırayla geliyorlar. Nöbetleşe. Kilde de beni takıntılı göstermeye çalışıyorlar. Ve asap bozma, psikoloji bozma ve gönderdikleri şey yemek odasına.